Manşete hoş geldiniz. Haftanın önümüzdeki geçen hafta sonundan bu tarafa gelişmeleriyle beraber analizini yapmaya çalışacağız ama ondan önce bugün 24 Ocak Uğur Mumcu'nun katlinin 30. yıl dönümü. 30 koca sene geçmiş dile kolay. O günleri sıcağı sıcağına içinde tanık, tanıklık etmiş bir üniversite öğrencisiydim. Üniversite bitiyordu artık. Gazeteciliğe geçmek üzereydim. Boynumda bir Rus malı zenit fotoğraf makinesiyle bölgeye gittiğimi ve e, Karlı Sokak'ta e, enkaz kaldırıldıktan sonra e, fotoğraflar çektiğimi hatırlıyorum. Cenazesini de yakinen takip etmiştim. Dile kolay 30 yıl geçmiş, 30 koca sene hala aydınlatılamamış bir cinayettir. Uğur Mumcu cinayeti. Tabii e, sadece Uğur Mumcu cinayeti değil, e, 1993 çok sayıda e, karanlık olayın yaşandığı e, yıldır yani... Uğur Mumcu ile açıldı perde. sonrasında jandarma genel komutanı Eşref Bitlis. Bir ay kadar sonra ki ben Eşref Bitlis'i Uğur Mumcu'nun cenaze töreninde komuta heyetiyle beraber fotoğrafladığımı hatırlıyorum. 17 Şubat yanılmıyorsam jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in uçağı Ankara'da şüpheli bir biçimde kazara düştü. Evet. Takip eden aylarda 17 Nisan Turgut Özal vefat etti. Onun ölümü de büyük bir onun ölümünde de büyük bir şüphe var. Sonraki yıllarda hatırlarsanız yakın zamanda e, kabri açıldı, otopsi yapıldı filan ama hala aydınlatılamamış bir konudur. Sonrasında hükümet değişti. Özal'ın gidişiyle beraber, ölümüyle beraber daha doğrusu Türkiye'de yeni bir dönem açıldı. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Tansu Çiller Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı ve başbakan oldu ve Özellikle 1993'teki kanlı olaylarda ve sonrasında yaşananlarda Çiller özel örgütü diye de bir şey çıktı. Şimdinin yan yana hükümete destek veren Doğu Perinçek'i, Çiller'le yan yana hükümete destek veren Doğu Perinçek böyle bir isim bulmuştu. Çiller özel örgütü diye. Her ne hal ise. Sivas katliamı yaşandığı 93'te 2 Temmuz'da unutulmaz e, hadiselerden biridir. Hemen bir iki gün sonra adeta revanş gibi veya misilleme gibi Başbağlar katliamı yaşandı. Sivas'ta 35 kişi öldü. 35 aydın. E, başbağlar'da 33 sivil e, öldürüldü. Erzincan, Kemaliye'ye bağlı Başbağlar Köyü'nde. PKK tarafından yapılan saldırıda. Evet. Çok katliamlar, çok e, faili meçhuller var ve e Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın da aynı sene öldürüldü yanılmıyorsam. Cem Ersever takip eden aylarda veya o dönemde öldürüldü. ve o dönem işte Jitemin varlığı Türkiye Türkiye özellikle doğu güneydoğu itibariyle işte dolaşan Beyaz Toroslar, o Beyaz Toroslara binip de bir daha geri dönmeyenler, hayatını kaybedenler, kaybedil ve artık mezarı Cenazesi olmayan kayıplar, kemiklerine ulaşmaya çalışıyor aileler. Böyle bir dönem, çok karanlık bir dönemdi. O dönemi açan suikasti, Uğur Mumcu suikasti. Bir kere daha Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz. Kızı Özge Mumcu, 30 yıl önce 11 yaşındaydım, şimdi 41 yaşındayım. Halen bombayı koyanı ve emir vereni bilmiyoruz tweetini paylaşmış. Burada da e, cenazesi başında Mumcu ailesi görülüyor. Ortada Güldal Mumcu, Uğur Mumcu'nun eşi. Sağında ve solunda oğlu ve kızı görülüyor. Özge Mumcu 11 yaşındaymış. Evet aile halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz diye tweet atmış. Ötesini söylemeye, anlatmaya, konuşmaya ne hacet. Bir diğer konu özellikle aslında başka konular da var ama haftaya damgasını vuran, geçtiğimiz hafta sonuna damgasını vuran konu, konu, Rasmus bilmem kim denen bir zibidinin İsveç'te Kur'an yakması bu hadise çokça gündeme geldi ve acaba bu hadise ile Murat nedir, neyin nesidir? Dine saygısızlık, kutsala saygısızlık, kutsal kitaba saygısızlık, dünyanın dört bir tarafında baş, başta Türkiye olmak üzere protestolar falan o bir kenara. Bu tür olaylara siyasi açıdan bakmak gerekir ve şunu sormak icap ediyor. Bu kime yaradı? E, hemen bir iki gün sonra yapılan atılan manşetlere edilen laflara bakıyorsunuz. İsveç artık e, bir daha e, bizden NATO onayı alamaz falan deniyor. Bu kişinin Danimarka uyruklu olduğu, sonra İsveç vatandaşlığına geçtiği, orada son derece radikal bir sağ partinin ya da ırkçı partinin neyse başında olduğu söyleniyor. Daha evvel benzer eylemleri var. onun partisinden olan isimlerin Rusya'nın Rusya medyasında yorumculuk yaptığı veya işte görevler aldığı, yine Rus şirketinde bir ortaklığı olduğu falan iddialar var. Yani Rusya kaynaklı bir şey gibi bu ilk gelen haberlerde görülüyor. Rusya kaynaklı mıdır değil midir? Arkasında Rusya var mıdır yok mudur bilmiyorum ama gelinen nokta itibariyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin engellenmesine dönük bir eylem oldu ortada. Siyasi olarak bakmamız lazım. Yoksa olay bir fikir hürriyeti midir? Kur'an yakmak nereye girer, provokatif midir filan o konuları geçerek söylüyorum. Siyasi olarak bu iş kime yaradı ve neye hizmet ediyor? Buna bakmak, bunu anlamaya çalışmak zorundayız. Ee, ve obje, yani projektörlerimizi buraya yöneltmemiz lazım. Türkiye'den yapılan açıklamalara baktığınızda İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliği hayal deniyor. Peki Finlandiya'nın niye hayal olsun? Finlandiya'nın bu işlerde bir şeysi yok dahili yok kaldı ki Finlandiya'dan istediğiniz tırnak içinde terörist, gazeteci, akademisyen de yok, siyasetçi de yok. Finlandiya'ya geçit verin o zaman İsveç kalsın. Öyle değil tabii. Şu net biliniyor ki Rusya İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasını istemiyor ve bu, bu konuda da elinden gelen ardına komuyor ve Türkiye'ye bu konuda baskı yapıyor. İşte gerekli lobi faaliyetleri olsun, gerekli bir takım eylemlerin arkasındaki odakta olabilir. Bilmiyoruz tabii ve bu hiçbir zaman ortaya çıkmayacak ama e, neticede Rusya destekli e, bir Türkiye'nin kışkırtılması hadisesi var aleyhte ve Türkiye'de e, elbette buna boyun eğiyor veya işte buna gönüllü rıza gösteriyor. Kaldı ki Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika'da Dışişleri Bakanı olarak yaptığı temaslarda İsveç ve Finlandiya'nın ...NATO üyeliğine vize verileceğine dönük açıklamaları da var. Perde arkasında böyle konuşulmuş veya böyle pazarlıklar yapılmış ama... ...şu aşamada bu çok mümkün görünmüyor. Bir diğer konu... ...bu e, karne hediyesi olarak... E, ...annesinin e, et aldığı çocuk. Habertürk yaptı bu haberi. Daha sonra arkasında da duramadı ayrı bir konu. Kasaba gitmişler. Karne hediyesi olarak... ...kasap abisinden 3 kalem pirzola diye hediyesini de vermiş çocuğun ama daha sonra gerek yayın grubu başlattığı soruşturmayla gerekse hükümetten gelen açıklamalar sabah a haber falan seferber oldu bu işi yalanlama telaşına girdiler ailede ailede açıklama yapmış veya yapmak zorunda kaldılar bilmiyorum bu konunun seçim malzemesi yapılmasından rahatsızız falan demişler bütün bunlardan bağımsız ee, Türkiye benim çocukluğumda da et lükstü ee, 40 yıl geçti hala et lüks Etin lüks olmadığı bir dönem ben hatırlamıyorum. Büyüklerim hatırlar mı bilmiyorum. Fakat et hep lükstü ve e, ben de mesela dar gelirli bir ailenin çocuğuydum ve kasaptan bir kilo et aldığımı hatırlamam. Yani gittiğimde yarım kilo alırdım ve o da genelde kıyma olurdu ki annem onu da üçe beşe böler, işte yemeklere paylaştırırdı filan. Şimdi böyle bir vaka var e, ve öyle bir sendromla biz büyümüşüz ki bu etin hep pahalı olduğu etin hep lüks olduğu kurban bayramlarında işte insanların midesinin bayram ettiği onun dışındaki zamanlarda da işte böyle gram gram falan tüketilen yemeklere az az konulan falan ya da etsiz yemeklerin popüler olduğu zeytinyağlı yemeklerin falan kaldı ki şimdi zeytinyağı da lüks galiba öyle bir bizde sendrom olmuş ki bu konu ben yurt dışına çıktığımda özellikle market reyonlarında dolaşırken etin veya et ürünlerinin sebzeyle eşit ya da sebzenin daha altında olduğunu gördüm. Yani burada bir kilo et almaya veya işte ne bileyim tavuk veya et ürünü neyse almaya kalktığınızda bu sebze fiyatlarıyla eş değer hatta sebze fiyatları yer yer sebzesine göre değişmekle birlikte daha pahalı. Böyle böyle bir enteresan bir durum var. Yani bir iki kilo domates, soğan, patates almakla bir iki kilo et almak arasında çok fazla bir fark yok veya işte fasulye neyse kabak patlıcan lafın gelişi söylüyorum e, bu Türkiye'nin bir ayıbı e, Türkiye e, tarımı da hayvancılığı da bitirdi oraya verilen devlet desteklerini de kesti vermiyor ondan dolayı 70'li yıllarda belki 70'lerin sonuna kadar kendi kendine yeten bir ülkeyken en azından tarım ve hayvancılıkta artık tümüyle ithale bağlı. Ve o da artık ateş pahası bir karne hediyesi olarak çocuğa pirzola vaat edilebiliyor. Böyle bir noktaya gelindi. Tabii pirzola deyince pirzolayı da insanlar bilmiyorlar. Çünkü yani et var et var. Şimdi biraz evvel kıymadan bahsettim. Kıymayı belki herkes bilir ama pirzola dediğinizde Anadolu'da epey bir e, genç çocuk neyse sizin yüzünüze anlamaz ifadeyle bakacaktır. Çünkü görmemiş, ismini de bilmiyor, belki hiç tadına da bakmamış. Böyle de bir taraf var. Yani etin belli parçaları veya belli işte nitelikli kesim veya belli daha pahalı şeyleri, ürünleri, et ürünleri bazı sofralara hiç uğramıyor. Hiç uğramıyor. Evet. Karne hediyesi olarak pirzolayı çizmiş. İbrahim Özdabak yeni Asya'da. Budur ayıp yani. Bu ayıp. Yani bugün emin olun doğru bir planlamayla et ürünleriyle işte tarımsal ürünler neyse müsavidir eski dilde. Yani eşittir. Öyle üretirsiniz ki talebi öyle karşılarsınız ki fiyatların akıl almaz bir biçimde ve geleneği de bozan bir biçimde düştüğünü görürsünüz. Ama bu olmuyor, yapılmıyor, yapılmak istenmiyor maalesef. Lüks yani, lüks tüketim. Dönelim bir başka hadise. Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Boşkurt. Bursa mitingi vardı Erdoğan'ın orada aile pankart açarak işte bu cinayetin üzerine gidin bu cinayeti aydınlatın falan gibi Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekmeye çalıştı ama engellendiler orada enteresan şeyler söylüyor ve diyor ki eğer Cumhurbaşkanımız bir irade göstermezse biz ailesi olarak sandığa gitmeyeceğiz diyor. MHP kökenli bir aile olduklarını da altını çiziyor. Sana oy vermeyeceğiz demiyor ama sandığa gitmeyeceğiz diyor. İşte Türkiye koşullarında edilebilecek en muhalif laf. Ne desin? Fakat daha önemli bir laf söylüyor. Onu sarıyla işaretledim. Bizim evladımızın katili meclistedir. Bunu Türkiye de biliyor diyor. Evet. Türkiye'de biliyor derken D de orada ayrı olacak hata yapmışım. Bunu Türkiye'de biliyor diyor. Evet. Ama Sinan Ateş cinayeti iki hafta kadar konuşuldu, artık konuşulmuyor. Yazan 3-5 gazeteci vardı, onlar da artık detay yazmıyorlar. Bir anlamda AKP ile MHP anlaşmış, savcısı, hakimi, polisiyle bu işi biraz gündemden düşürmüş veya sümen alta etmiş görünüyor, görünen o. Evladımızın katili mecliste derken MHP grubunu ve MHP grubundaki belli milletvekillerini kastettiği ortada. Bir diğer e, mühim e, açıklama veya çıkış e, Erol Olçok 15 Temmuz'da keskin nişancı ateşiyle vurularak öldürülmüştü. 15 Temmuz şehitlerinden kendisi onun eşi Nihal Olçok hoş, boşanmışlar ama e, hem o soyadını sürdürüyor hem de e, eşi olarak anılmaktan rahatsız değil. Ee, eşini ve oğlunu kaybetti Nihal Hanım. Bana bir şey olursa açılacak iki mektup var, anlatılacak şeyler değil diyor ve o da belli ki pek çoğu gibi bir yerlere bilgi, belge, mektup emanet etmiş. Bu son dönemde de yine işte ülkenin bir ayıbı ülkenizde durum nedir falan diye soran olursa durum budur yani herkes bana başıma bir şey gelirse diye bir yerlere mektup bırakıyor falan deyin. Bir düzineyi geçti şu ana kadar son birkaç ayda başıma bir şey gelirse deyip sağa sola belge, mektup falan bırakan güvendiği insanlara insan sayısı. Evet. Erdoğan makamında ölüm için dua ediyordur ama bu nasip olmayacak diyor. O da enteresan. Enteresan bir çıkış. Mektupta ne var bilmiyoruz ama bu laf da çok güçlü bir laf yani. O arada yeni bir dizi başlıyormuş efendim. 9 Oğuz geri sayımda. Şimdi Türkiye'nin halleri Türk'ün olduğu her yerde Türk için savaşacak Oğuz timinin hikayesini anlatacak. 9 Oğuz 28 Ocak Cumartesi günü seyircisiyle buluşuyor. Zannedersiniz ki ATV'de veya TRT'de yok efendim Fox Haber'de, şey Fox TV'de, Fox TV ekranlarında. Ülkede bütün medya binmiş, binmiş bir e, artık kahramanlık. Dizisi veya işte kahramanlık öyküsü furyasına gidiyor bilmem nereye Evet Fox'taymış bu dizi ondan dikkatimi çekiyor Yoksa dizi reklamında şunda bunda değilim Neyse yavaş yavaş gündeme doğru gelelim Hürriyet gazetesi Cumartesi sayısında duyurmuştu Vergilere af geliyor 458 bin sözleşmeli kadrolu oluyor diye Ve çok geçmeden vergi ceza puanı affı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı 2000 TL'ye kadar borçlar siliniyormuş. 10.000 ehliyette iade ediliyormuş. Yani bu idari para cezaları ve vergi. Diyor ki yani devlet ödemeyin bunu kardeşim ben nasılsa affedeceğim. Dişinizi sıkın 1-2 sene sonra. Verginizi de affedeceğim. Ee, ana parayı belki ödeyeceksiniz. E, faizini affedeceğim. Belli konularda. işte trafik cezasını ödemeyin. Ehliyeti kaptırdıysanız hiç dert etmeyin. Onu da iade edeceğim. Öyle bir şey. Türkiye'nin bir gün normale döndüğünü, normalleştiğini e, nasıl test edersiniz? Bu Bunlar ortadan kalktığı zaman artık ülke normalleşmiştir. Böyle bir şey olmaz. En başında, en başta bunu ödeyenlere e, haksızlıktır bu. Bunu ödeyenlere haksızlıktır. Sözcü bugünkü sayısında devlete borcunu ödeyen enayi mi diye sormuş. E, cevabı ben vermeyeyim siz verin lütfen. Bir diğer konu Nuray Babacan hafta sonu Gazete Pencere'de yazmış. Erdoğan eski taktikle meydana çıkacak. İktidar partisinin seçimlerde yol alacağı çizgi neredeyse netleşti. AKP modern ve çağdaş bir imaj vermek uğruna eski tabanını kaybetmeye göze almayacak. O yüzden demokratikleşme insan hakları, sanatçılara değer ve kadın hakları gibi konular seçim sürecinde pek görünmeyecek. Yani stratejik ortaklık eski mahalleyle yapıldı. Bu taban rahatsız edilmeden yol alınacak diyor. Tecrübeli Ankara habercisi, parlamento habercisi Nuray Babacan yazmış. Her yönüyle bu ortada belli. Nitekim zaten Erdoğan'ın biatçıları, el ayak öpenler de e, ekranları, gündemi fena halde meşgul etmeye başladı. Son ordu milletvekili Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım demiş. Elimizle yalamak ne demekse işte. Elle yalamak. Neyse işte. Yalıyor bir şekilde. Diyecek bir şey yok. Dönelim e, altılı masaya. Hafta sonu e, gazetelerinde çıkan haberler e, Akşener liderler turu atıyor. 26'sındaki ev sahipliği öncesinde altılı masa toplantısına. Adayın şubatta açıklanacağını ortaya koymuştu. Yine hafta sonu çıkan haberler CHP Parti Meclisi toplantısında ki Mehtap Gökdemir de tecrübeli bir parlamento muhabiridir. O Milliyet'te bunu yazmıştı. CHP Parti Meclisi toplantısında Erdoğan'ın adaylığı gündem olmuş. Tartışmayalım, YSK'yı bekleyelim görüşü ağırlık kazanmış. Yani Kılıçdaroğlu o şu son günlerde konuşulan çıkışını yapmadan önce zaten bu görüş partide benimsenmiş. Tartışmayalım, YSK'yı bekleyelim. Bu tür tartışmalara girmeyelim. Hukuki tartışma YSK'ya gidecek. YSK karar verecek. Yine e, Hürriyet'te çıkan bir kulis haberi. Tek seçimlik aday kriteri Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı merakla beklenirken altılı masa kaynakları seçilen Cumhurbaşkanı görev süresinin sonunda siyasete dönemeyecek. Önlerinde kendilerini uzun bir siyasi yaşamın beklediği isimlerin emeklilikle sonuçlanacak bu işe nasıl bakacakları da önemli filan diyor. O arada kulisler kaynıyor tabii. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na bekle, tekrar seçime götüreceğiz ülkeyi 2025'te. 2023'teki seçimleri alacağız. Tekrar ülkeyi 2025'te seçime götüreceğiz ve sen sıranı bekle. 2025'te sana sıra gelecek." dediği de konuşuluyor. Bunların hepsi iktidar kulisleri. Yani iktidar havuz havuz basınından yansıyan kulisler. Yine hafta sonu Erdoğan kararnameyle seçimin ilanını yaparım. YSK takip eder." dedi. Yani şu Pazartesi günü yapılan açıklamalar açıkçası hafta sonundan belliydi. Gazetelere de bu şekilde yansımıştı. Yine CHP lideri Gaziantep'te söz vermiş asla saraylarda oturmayacağım. Evet bu da Sözcü Gazetesi'nden kesip getirdiğim haber. Hepsi hafta sonundan fakat pazartesi günü bu laflar ve bu duygular, bu düşünceler ete biraz daha büründü. Birazdan bakacağız. Yine Ahmet Türk biraz daha açıklamasını netleştirdi seçmenimizin tercihi CHP lideri Kılıçdaroğlu olur diye altılı masadan çıkacak. Kürt seçmenleri reddetmeyeceği, reddedemeyeceği bir ortak aday fikrine sıcak baktıklarını HDP'liler her defasında ifade ediyorlar. Kılıçdaroğlu olursa oy vermekten çekinmeyecekleri de gene Kürtlerin akil insanlarından Ahmet Türk tarafından ifade edilmiş oldu. O arada Şubat derken biraz evvel bir gazete kupürü getirmiştim. CHP Genel Başkan Başdanışmanı eski büyükelçi Londra'da büyükelçilik de yaptı birkaç sene Ünal Çeviköz başkan adayının ismi muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak dedi ben buradaki yayınlarda ve yazılarımda analizlerimde 26'sında altılı masa toplanır orada aday konuşulur 30'unda da herhalde bir bilkent toplantısı veya kapalı salon toplantısıyla ilan edilir falan gibi tahminimi dile getirmiştim öyle olmayacakmış Hoş ortak aday konuşulacak, bir vizyon belgesi ortaya konulacak ama adayın açıklanması muhtemelen gene Şubat ortasını bulacak deniyor. Tabii seçim tarihi açıklanınca biz iki gün seçim tarihi açıklandıktan iki gün sonra adayımızı açıklarız demişlerdi ama iktidar 14 Mayıs'ı 14 Mayıs tarihinin altını birkaç kere çizmesine rağmen bunu seçim tarihi ilan edildi olarak görmüyor belli ki altılı masa bunun resmen ilan edilmesi belli ki bekleniyor. Bilmiyoruz. O arada 14 Mayıs tarihini 29 Haziran 2022'de yazan Deniz Zeyrek onun da hakkını teslim edelim bakın burada yazmış İlk yazan kimdir diye baktığınızda diyor ki kulislere göre Cumhur İttifakı seçimi erken alması halinde tarihi 14 Mayıs 2023 olarak belirleyecek 14 Mayıs 1950 Türkiye'de Demokrat Parti'nin yeter söz milletin sloganı ile iktidara geldiği seçimlerin yapıldığı gündü. AKP 73 yıl sonra aynı gün benzer seçim mesajları ve sloganlarıyla seçime, seçime girmek istiyormuş. O açıdan öngörüsünden dolayı da tebrik etmek gerekiyor. 29 Haziran 2023'te aldığı bu kulis doğru çıktı ve AKP 14 Mayıs'ı belirlediği gibi duruyor. Tabii AKP sözcülerinin haftalardır ısıttığı konuyu Erdoğan nihayet kabine toplantısından dün akşamki kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada söyledi. 14 Mayıs pazar günü her bakımdan uygun eğer diyor meclis bu kararı alırsa çok memnun oluruz. Çünkü meclis kararı alırsa kendi adaylığı üzerindeki tartışmada bitecek ama meclisin böyle bir karar almayacağı ortada. En azından muhalefet mutabakatı böyle. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar partileri 360 oyu bulurlarsa bu oya ulaşmaları gerekiyor. Şu andaki oyları 334, 335 zorlarlarsa yani 25 kişiyi daha bulurlarsa, 25 muhalefet milletvekilini daha bulurlarsa bu karar çıkar. İşte o 25 milletvekilini bulurlarsa o zaman e, muhalefet bir kere daha ortadan çatlamış olacak. Ayrı bir konu ama şu anki muhalefet iradesi buna prim vermiyor. Aksi halde diyor Cumhurbaşkanlığı olarak, Cumhurbaşkanlığı kararı kararıyla, Anayasa 116'dan aldığım yetkiyle diyor 14 Mayıs'ta ben kararımı alacağım. 14 Mayıs'ta yapılacak şekilde. O da muhtemelen Mart ayında bu kararı alması gerekiyor. 10 Mart gibi filan bu kararı alması gerekiyor. Resmi gazetede yayınlanması filan. Yüksek Seçim Kurulu da 60-61 günlük seçim sürecini başlatacak. İşte 14 Mayıs. Fakat orada AKP sözcülerinin haftalardır altını çizdiği Tayyip Erdoğan şu anda birinci döneminde ikinci dönemi için aday oluyor meselesinde kendi ağzından duyduk. Bu yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır diyor. Yani bu benim ikinci dönemim olacak. Böylelikle üçüncü dönemine de bir kere kapı aralamış oluyor. Yani ikinci döneminden sonra meclis kararıyla seçime gidilirse bir beş yıl daha yani Tayyip Erdoğan önümüzdeki on yılı bloke etmiş görünüyor şu anda kendine kalırsa. Evet. Neticede kendi ağzından olması, kendi ağzından bu lafların söylenmesi, ifade edilmesi önemli. Orada Duayen hukukçulardan eski yargıtay başkanı Sami Selçuk, Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi sorusuna yanıt vermiş. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu madde yürürlükte. Yeni sisteme geçilirken de kaldırılmadı. Belki de unutuldu ama iyi de oldu. Bana sorar, şimdi bana soracaksınız. Peki onların dedikleri gibi bu denli açık bir hükmün yorumu olur mu? Asla olmaz, olamaz diyor. Ve... E bunu söyleyenler gerek ana meclis başkanı Mustafa Şentop gerekse adalet bakanı işte bu görüşü ifade edenler sahte hukukçular demişti ben de diyor bu görüşü ifade ettiğim için sahte e, hukukçular arasında yer almaktan memnunum falan gibi de lafları var. Sami Selçuk'un herkes yani aklın yolu bir, e, kanun kitabı son derece açık, yoruma yer bırakmayan hükümler ortada ama iktidar bu defa gene bildiğini okuyacak mı ya da muhalefet buna izin verecek mi? Zaten tartışmada bu. Muhalefet izin veriyor görülüyor. Yani sıkıntı orada. Ergun Babahan Han e, mühim bir e, anekdot paylaşmış. Siyaseti yakından takip eden dostumun uyarısı. Erdoğan 14 Mayıs'ı resmen ilan etmedi. Kılıçdaroğlu aday olursa ilan edecek. Hala sürpriz adaydan korkuyor demiş. Doğru. Erdoğan 14 Mayıs'ta telaffuz etti. Benim kararımla 14 Mayıs'ta seçime gidelim. Mümkünse seçim meclis kararıyla dedi ama bu konuda hala resmileştirmiş değil. Esasen resmileştirebilir. Yani 14 Mayıs dediyseniz hemen bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlarsınız. Seçim 14 Mayıs dersiniz. Herkes YSK'da kadar rahat bir nefes alır ona göre süreci başlatır. Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ondan sonra yani seçim kararı alındıktan sonra adaylarla alakalı bir süreç ilan edilecek şartname filan ortaya konacak sonra adaylar başvuracaklar falan İşte adaylar başvurduktan sonra YSK karar verecek sen aday olabilir misin olamaz mısın senin seçilme ehliyetin var mı yok mu Erdoğan adaylığı seçimin ilanıyla değil seçimin ilanından sonraki süreç. Yani YSK'nın işi ondan sonra başlıyor. O açıdan da o e, orayı sağlam almaya çalışıyorlar. Erdoğan'ın adaylığına neden sessiz olduğunu Saygı Öztürk'e sözcüden açıklamış. E, Kemal Kılıçdaroğlu ve bu açıklama zaten bayağı bir gürültü kopardı. Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na. O üyeleri atayan kim? Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edecek? merci yok. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok demiş. Evet. Ve bu büyük bir tartışma kopardı. Şimdi böyle yani gidilen seçim bir varlık yokluk seçimi bir ölüm kalım seçimi. En azından iktidar açısından böyle ama belli ki muhalefet açısından böyle değil. İki, yani e, biz başvurduk, başvursak da sonuç alamayacağız demek gerçekten yakışmıyor. Yani adalet yürüyüşü yaptınız. Yani Sadat'ın kapısına gittiniz, TÜİK'in kapısına gittiniz, Merkez Bankası'nın kapısına gittiniz. Evet, enteresan. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne hiçbir yasayı götürmeyin. Reddediliyor çünkü. Evet. Nereden tut, e, baksan e, tutarsızlık ahmakça diyecek o. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bir üst merciye falan götürülemiyor. Kesindir, tartışılmaz. Onun üstünde bir merci yok. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu seçim dönemlerinde bir üst mahkeme gibi de hareket ediyor. Yani mesela ekran karartma cezası verdi. Program durdurma cezası verdi onun itiraz merci yok. Herhangi bir mahkemeye şuraya buraya götüremiyorsunuz. Onu uyguluyorsunuz. Yani mesela televizyonlarla ilgili filan da çok geniş yetkileri. Seçim döneminde astı astı kestiği kestik tabir yerindeyse ve kararın temyizi yok. İtiraz merci yok. O derece yani. Ve bunun yeni olduğunu, AKP icadı olduğunu söyleyenler var. Hayır yeni değil. Yani bu işte bakın 7 Kasım 1982 tarihinde halk kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası orijinal metin. Hiç değiştirilmemiş. O gün kabul edilen metin resmi gazetede de yayınlanmış. 79. maddede aşağı yukarı aynen korunuyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları aleyhine başka bir merceğe başvurulamaz diyor. Sarı ile işaretlediğim bölüm. Yani bu 12 Eylül Anayasası'nın ürünü. 40 yıldır olan bir kanun olan bir anayasa maddesi bu. Yani yeni ihtas edilmiş AKP ile falan konmuş bir şey değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesindir. İtiraz merci yoktur, temyizi yoktur filan. O arada enteresan bir şey oldu. Mansur Yavaş, Batı Rekreasyon Alanı ona, ve 10 Adet Park'ın temel atma açılış töreninde konuşurken Kılıçdaroğlu'na hitaben bu yıl içerisinde Batı Rekreasyon Alanı'nın açılışını inşallah birlikte yaparız diyor. Temel atma töreni ve bu yıl içinde bitirdiğimizde birlikte yapalım. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz diyerek şeyi bitirdi. E, Mansur Yavaş aday olacak mı, olmayacak mı meselesini bitirdi. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasayla onun adaylığı bitmişti. Esasen hala aday gösterebilirler. Bir meydan okuma söz konusu olabilirdi ama muhalefet bunu tercih etmedi benzer bir biçimde Mansur Yavaşın adaylığı da gündemdeydi. Anketlerde hep üst sıralarda, çoğu ankette birinci sırada. O da e, Kemal Kılıçdaroğlu'na rota'yı kırmış görünüyor. Rota derken çok doğru da değil. Mansur Yavaş çok doğru bir ifade değil benim söylediğim. Mansur Yavaş öteden beri bu konuda parti disiplini ve liderinin veya orada bir mutabakatın dışında bir adım atmayacağını baştan beri de yakın çevresine söylemişti. Şu anda da o çerçevede adım atıyor. Yani İbre Kemal onu gösteriyor. Haliyle biz de diyor açılışı onunla yapacağız Cumhurbaşkanı olarak. Nitekim sözcüye e, verdiği demeçte işte bugün Kemal Bey benim için çok savaştı önüne geçmem demiş. Bugünkü sözcüden getirdim ekrana. O arada Canan Kaftancıoğlu'nun Hamburg'da yaptığı açıklama biraz kafaları karıştırdı. Orada dedi ki Türkiye'de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O hak teslimini yapmak zorundayım. Burada da acaba bu mesaj yani İstanbul'u 10 yıl öncesinden planlayarak İstanbul seçiminin galibi bu işin mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'dur derken Orada mesaj eklemi İmamoğlu'na mı, Meral Akşener'e mi, aslında kime yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu tıpkı Mansur Yavaş gibi e, onore ediyor ve bir kere daha onun adaylığının altını mı çiziyor bilmiyoruz ama Canan Kaftancıoğlu'nun bu lafları da tartışma konusu oldu. Fakat asıl dikkat çekici olan Ayşe Yıldırım'ın Sedat Bozkurt'la gerçekleştirdiği söyleşi de kısa dalgadan bunu getirdim. Ayşe Yıldırım mühim bir kulis paylaşıyor ve diyor ki bazı sorumluluk sahibi aydınların devreye girdiğini duydum ben. Hem altılı masa hem de HDP ile görüşerek yapmayın bunu ülke elden gidecek diye. Sedat Bozkurt da bunu teyiden cevap veriyor. Evet diyor öyle bir yapı var. Uzun zamandır var. Kemal Bey ile de görüşüyorlar. Temel Bey ile de görüşüyorlar. E, çok saygın demokrat insanlar. Karşılığı da var bunların. HDP'nin kapısını çaldıkları zaman HDP'nin ne dediğini dinleyecek... Akil insanlar var diyor iki önemli gazeteciden biri yurt dışında biri yurt içinde siyaseti yakından takip eden birinin kulisini diğeri de teyit ediyor. Bir akil insanlar grubu her iki tarafta da görüşüyor yapmayın etmeyin ülkede elden gidiyor. Buluşun bir noktada diyen altılı masa ve HDP ile görüşen bu kulisin de altını çizmek gerekiyor. Çok dikkate gelmedi onu ben dikkate getirmiş olayım hafta sonunun kulisiydi bu hafta sonu tartışıldı The Economist'in kapağı İngiltere'nin gerçekten saygın bütün dünyaca okunan ekonomi dergisi Türkiye'nin bir diktatörlüğe doğru evrildiği, diktatörlüğe doğru kaydığı, diktatörlüğe doğru yol aldığı seçime doğru eli kulağında diyor. Yani looming İngilizcede looming kelimesinin manalarından biri de o. Yani Türkiye diktatörlük kapısında eli kulağında diktatörlüğün eşiğinde demek. Ömer Murat bir analiz paylaşmış. Batı'da diyorlar ki Erdoğan seçimi yine baskı ve hileyle kazanır. Türkiye diktatörlüğe dönüşüyor. Artık NATO'da kalmamalı. Muhalefetin AKP'den hiçbir farkı yok. Sanki müttefikler. Muhalefetin tepkisi. Batı'nın eleştirilerini lanetliyoruz. İktidarın devletimizin yanındayız. Evet durumda biraz bu. Ekrem İmamoğlu'nun özellikle The ekonomistin kapak dosyasına verdiği tepki bu çerçevede değerlendirilmeli. Tweet attı o konuyla ilgili o gün. Döner bakarsınız. Kritik bir karar var Anayasa Mahkemesi'nde bu hafta. 25 Ocak'ta e, HDP e, kapatma davası görüşülüyor. E, i̇şte biliyorsunuz partinin e, hazine payına, hazine katkısına blokaj koydu Anayasa Mahkemesi. Kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusunu HDP'nin başvurusunu bu hafta karara bağlaması bekleniyor 25 Ocak'ta bunu görüşecek o açıdan 25 Ocak tarihi yani bugün önemli bugün mü karar çıkar şey yarın mı daha doğrusu karar çıkar öbür gün mü karar çıkar bilmiyoruz seçim sonrasına ertelerse şimdi seçim Mayıs'ta veya Haziran'da olursa seçim sonrasına bırakırsa adli tatile denk gelir mi Eylül'e mi kalır yoksa hemen mi karar çıkar bilmiyoruz tabii talebi kabul eder mi etmez mi Açıkçası Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri de bunu ne kadar biliyor veya ne kadar bu konuya hakim onu da bilmiyoruz yani. Bu konu bu konu bu konular sarayda pişirilip servis edilen konular. Selahattin Demir Demirtaş tam da bu arada 3 önemli tweet attı arka arkaya ama ikinci ve üçüncü tweetler önemli. Önümüzde 4 ay var diyor Selahattin Demirtaş. Ortak aday diyoruz. Yine herkes olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulması? tüm liderlere sesleniyorum altılı masa. Yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda. Birkaç dakika önce söyledim. İktidar açısından bu bir ölüm kalım savaşı. Bu bir varlık yokluk savaşı. Ama muhalefet açısından öyle değil. Selahattin Demirtaş diyor ki sizin için de böyle olması lazım. Çünkü diyor kazandınız tamam Allah selamet versin ama kazanamazsınız. Kazanamazsanız benim yanımdaki koğuşu sizin için hazırlıyorlar. O açıdan iktidarın kazanması, muhalefetin kaybetmesi dönemin durumunda Türkiye muhalefetini sadece parti veya siyasal oluşumlar değil, muhalif kesimleri kastederek de söylüyorum. %50-55'lik bir kesimdir bu. Büyük bir psikolojik çöküntü bekliyor. Evet. Ve herkesin bunun farkında olması gerekiyor. Böyle olacak diye söylemiyorum. Ama bu ikazlarımız, bu uyarılarımız bir muhalefet eleştirisi, muhalefeti yıpratmak, muhalefeti batırmak değil. Sadece akılları başa getirmek için söylenen sözler. Ve siz de görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Nice insan artık ya bir dakika diyor. Bir dakika diyor. Ben kaç tanesini buraya getirdim? Neyse ki diyor Selahattin Demirtaş devamla. Bu seçimi siyasetçiler değil halk kazanacak. Ya tam demokrasi ya mutlak diktatörlük. Kendi gücünüze güvenin, inanın ve dört ay boyunca enerjiyle çalışın. Kesinlikle kazanacağız demiş bitirirken. Suat Kınıklıoğlu enteresan bir analiz yapmış batan Titanic gemisinin resmi eşliğinde. Bugünlerde diyor olan biten Titanic filmi bağlamında düşündüm olan biteni. Gemi bu kaptanla yoluna devam ederse o buzdağına çarpacak ve batacak. Gemidekiler ölecek. Facia yaşanacak. Bunu biliyoruz ama kimse sesini çıkarmak istemiyor. Bu filmi daha önce gördük ve nasıl bittiğini biliyoruz. Yapmayın demiş. Evet. Haluk Hepkon alıntılamış bu Kılıçdaroğlu'na bir gönderme. Diyelim ki ses çıkardın, nereye gideceksin? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Seçtiği resmi görüyor musunuz? Diyelim ki ses çıkardın, nereye gideceksin? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Evet. Ses çıkarmak, itiraz etmek gerekiyor iktidar mağdur olur, buradan bir mağduriyet çıkar falan gibi hesaplar değil. Neyse onun gereği neyse onu yapmanız gerekiyor. Yani bugüne kadar hep kulağınızın üstüne yattınız. Anayasaya aykırı dediniz, dokunulmazlıklara kaldırılmasına evet dediniz. Selahattin Demirtaş o gün bugündür içeride. Ve Selahattin Demirtaş bugün içeride olmayacaktı. Figen Üstü Yüksekdağ ve diğer HDP'li milletvekilleri içeride olmayacaktı. Anayasaya aykırı ama evet diyoruz demeseydiniz mühürsüz oylar referandumda Yüksek Seçim Kurulu halt etti ve mühürsüz oyları geçerli kabul etti. Yasaya rağmen, yasanın açık hükmüne rağmen ses çıkarmadınız. Ne yapalım? Yasalara aykırı kural çiğniyorlar ama e, o da çıktı dedi Erdoğan kürsüden hemen o gece Ata'dan Üsküdar'ı geçti. Sen artık ne yaparsan yap. O dakika itiraz edecektin. 2018'de adam kazandı dedi. Havlu attı muharemince Popüler bir adaydı. İzmir'de topladığı kalabalıkları ekrana getirdim daha önce. Şimdi benzer kalabalıkları toplayınca muhalefet heyecanlanıyor. Kendi kitlen orada toplanır zaten. Birkaç milyon destekçin yok mu? Var. Birkaç milyonu toplarsın İstanbul'da. İstanbul'un en büyük meydanında. Bu senin seçimi alacağı manasına gelmiyor. Senin kitlen zaten sana oy veren kitle. Sana gönül vermiş kitle. Mühim olan o kitleyi hayal kırıklığına uğratmamak. Daha önce anayasaya aykırı, yasalarda böyle bir şey yok, gayrimeşru falan dediğin halde ve ses çıkarmadığın halde şimdi benzer bir yolu tutmak niyedir? Nicedir? Nedendir? Ne gerekiyorsa onu yap. Kanun kitap. Daha önce nasıl yaptıysan, nasıl yasalar Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorsan, nasıl itirazlar ediyorsan, nasıl kimi kurumların kapısına gidiyorsan. Başka seçim yok. Hepsi sandığa gömülecek. Kim kaybederse sandığa gömülecek. Medyasıyla beraber, yandaşlarıyla ve destekçileriyle beraber. Bunu da bu şekilde akıldan uzak tutmamak gerekiyor. Öğrenilmiş çaresizlik içine düşmemek gerekiyor. İşte bu o. Yani muhalefetin yapması gereken de bu. Bu yaptığı hamlelerle seçmenlere adeta öğrenilmiş çaresizliği aşılıyor. Bunu yapmaması ve kesinlikle bunu yapmaya kalkan veya bunu düşünen insanları da susturması icap ediyor. Tam bir kontrolle. Çatlak sesler çıkmasın. Genel başkanların belli konularda yetki eline alması gerekiyor. Bu konuda ben tam yetkiliyim, bu konuda sadece ben konuşacağım falan demesi gerekiyor. Öyle bir dönem. Öyle bir dönem. Rejimin söylemine, rejimin rutinine, rejimin eylemlerine, rejimin hukuksuzluklarına rıza göstermek, onu normalleştirmek demek. Rejim de, rejimin sahibi de şu anda o meşruiyeti arıyor, o normalleşmeyi arıyor. Bu yaka paça olma halinden sonra bak işte muhalefetiyle medyasıyla serbest bir seçime gittik, gene halkın beni seçti, geldim falan diyecek ve iş tutacak 5 yıl boyunca. Ve siz olmayacaksınız. Belki Selahattin Demirtaş'ın yan hücresinde misafir edileceksiniz. Selahattin Demirtaş'ın da kastettiği tam da buydu. Bir sonraki manşet Cuma günü. Yayını beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı ihmal etmeyin. E, bu dönem son derece önemli. Önümüzdeki dört ay e, hemen her anlamda Türkiye siyasetinin, Türkiyeyi düşünen insanların bir demokrasi mücadelesinde yaka yakapaca olacağı aylar ve bu aylarda dayanışma, bu aylarda paylaşma, bu aylarda paslaşma ve bu aylarda elbette belli konuları değil ama belli öncelikleri öne çıkartmak son derece önemli. Diyor ve kapatıyorum. Cuma günü buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.